Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde. Ve salatu ve selamu ala mella nebiyye vahde. Muhterem kardeşlerim, Kitab-ı Taharet'ten, Müşkatül Mesabih'ten hadis-i şerifleri okumaya devam ediyoruz. Ummu Kays radıyallahu anh'a rivayetini okumuştuk. Çocuğu var, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme getiriyor. Ebu Semh Hadim-i Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem o da bu hadiseyi rivayet ediyor. Buradan anlıyoruz ki olay Mesid Nebevi'de oluyor. Bu alışkanlık haline gelmişti. Kadınlar çocuklarını alıp Resulullah Aleyhisselam'a getiriyorlar. Kucağına koyuyor. Efendimiz Aleyhisselam dua ediyorlar. Tahnik yapıyor. Ezan okuyor. Kamet getiriyor. Sonra anneleri alıyor çocuklarını. Fakat Ummu Kays e, bu oğlunu getirince küçük yavrusu daha henüz yemek yememiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kucağına bevle diyor. Bir kadın düşünün evladını alıp getiriyor. Devlet başkanı var kucağına koyuyor. Kucağına bevle diyor. Resulullah Aleyhisselam'ın kucağına bevledince kızmıyor, öfkelenmiyor. Sadece oradan su istiyor. Bununla alakalı nadaha, haraşya bir de sabbe fiilleriyle hadise bize naklediliyor. Müslim'in rivayetinde Efendimiz feda'a bimain fasabbahu aleyh yani o çocuk nereye idrar ettiyse oraya döktü. Onun için Hanefi mezhebinde erkek çocuk, kız çocuk ayrımı yok. Eğer süt emen, yemek yemeyen bir çocuk bevlettiyse bir yere oraya böyle su dökünce o su onu giderir. Ama İmam Şafi'ye göre bu Nadaha Raşya ifadelerinden diyorlar ki e, Şafiler oraya erkek çocuksa sadece su serpilir, kızsa yıkanır. Neden? Çünkü kız çocuğu daha fazla bevlettim bevleder. Erkekten ise küçük çocuktan damla damla gelir. Daha geniş bir alana yayılmaz. İşte Ebu Hanife Hazretleri de raşya ve nadaha fiillerini diğerinde feda'a bima'in fesabbehu aleyh Müslim rivayetinde döktü. Bu geldiğinden dolayı ikisini de dökmeye hamlediyor. Su dökülür ama böyle sıkmaya, defalarca yıkamaya gerek yok. Çocuk olduğundan sadece anne sütüyle besleniyorsa öyle. Eğer yemek yiyorsa o zaman yıkanır, makineye atılır işte bugün nasıl yıkıyorsanız o şekilde yıkanır kardeşlerim. Efendim bu hadis-i şeriften bizim mümin olarak, müslümanlar olarak öğreneceğimiz çok şey var. Edep öğreniyoruz insanlarla olan muharefemiz nasıl olacak bunu öğreniyoruz. Bir kadın Resulullah Aleyhisselam'a geliyor, çocuğunu bırakıyor. Çocuk bevle diyor, Efendimiz Aleyhisselam be kadın sen bu yavruyu bezlemeden neden bana getirdin diye bir cümle kurmuyor böyle. E, bunu kurduğunu düşünün, o kadın o an mahcubiyetten ne hale gelir kardeşlerim. Yani o zaten mahcup olmuştur. Peygamber Aleyhisselam kucağına getirmiş olduğu evladı bevle diyor. Ramazan şerif kadınlar camiye gidiyorlar. İmam kardeşim vaaz edecek. Onu dinleyecekler. E genç bir kadın da çocuğuyla beraber camiye geliyor. Yaşlı teyzeler de orada dinliyorlar. Çocuk ağlıyor veya işte konferansta, konuşmada bir yerde Ağlıyor çocuk. O kadar kalabalığı, cemaati görünce farklı bir manzara etkileniyor, ağlayabiliyor. Yaşlı teyzeler kucağında çocuğuyla camiye gelen hem işini yapıyor, hem oğluna, kızına bakıyor, hem de sohbet dinleyeyim, birkaç kelam edeyim, evladım, oğlum şu kadar zamanı camide geçirsin diye sohbete, teravihten önce Geliyor kadın, kadınlar tarafına oturuyor. Çocuk ağlamaya başladığı zaman aklınıza Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kucağına koyulan Ummu Kays'ın evladını hatırlayın. Oğlunu hatırlayın. Efendimiz aleyhisselamın kucağına bevle diyor. Resulullah aleyhisselam sadece su getirtiyor, döküyor. O kadarla çözüyor, hallediyor kardeşlerim. Çocuklar camilerde 7 yaşından sonra daha çok olsunlar. Ama anneler imkanı yok. E ben dinleyeyim belki birkaç kelam öğrenirim diye. Evlatlarıyla camiye geleceklerse buna engel olmayalım. Camileri, camilerden, sohbetlerden, nasihatlerden o kardeşlerimiz de istifade etsinler. O kadının çocuğu ağlarken zaten o mahcup oluyordur. Bir de dönüp ona bakarsa birisi daha fazla mahcup olacaktır. Ee, mahcup etmeyeceğiz demek ki bu hadis-i şeriften bunu anlıyoruz kardeşlerim. 500. hadis Ve an Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhuma kal Semi'tu Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem yakul Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim diyor Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma. اِذَا تُبِغَ الْاِحَابُ فَقَدْ tahura. İhab, tıbalanmamış deri demek. Tıbalamak demek hayvanı kesince derisi alınır. İşte köylerde onları asarlar böyle. Güneş vurur. O halde o tıbağlanır Veya toprağa gömerler veya içine tuz koyarlar. İçinde onun çürümesine sebep olan o fesat unsuru deriden temizlenir. Tıbalanınca deri temiz olur. Efendimiz Aleyhisselam'dan duydum diyor. İle tubigal ihabu ihab yani o henüz tıbalanmayan, temizlenmeyen deri hayvanı kestiniz, alıyorsunuz, güneş vuracak bir yere asıyorsunuz. O halde tıbalanır fakat tahura bu şekilde temiz olur. Kaşgar'da nasıl tıp ağlarlar Ömer kardeş? Evet. İza tubiga'l ihabu fakat tahura yani bu şekilde farklı şekilleri var. 5-6 çeşidi var bunun kardeşlerim. Peki Hanefi mezhebine göre domuzun ve insanın dışında bütün deriler tıbalandığı zaman temiz olurlar. Domuz temiz olmaz, niye temiz olmaz? Çünkü o fe'in nehu bizzat necasettir bizzat pistir. Necaseti aynidir onun. Dolayısıyla onun hiçbir unsuru domuzun kullanılmaz kardeşlerim. Ki bugün mikrobun önemli bir bölümü de onun vasıtasıyla insanlara geçiyor. E buradan da bu yasağın hikmeti anlaşılıyor. Kardeşlerim, insan zaten insan hiçbir şeyine dokunamazsın. Yani organ nakli oluyor. Organ parayla satılır mı? Satılmaz, haramdır, caiz değil. Ee, bir insan organı çalışmıyorsa işte madenlerden vesaireden işte e, o ayaklarına e, birtakım platinler, e, bütün bu yollara başvurulur. Hayvanlardan alınabiliyorsa alınır, eğer olmuyorsa insandan bir organ eğer diğer insanın hayatını telef etmeyecekse o zaman alınabilir. Yani birinin hayatı devam etsin diye başka birinin hayatına son verilmez. Ee, onun için insanın her şeyi muhteremdir. Derisi de öyledir. Zaten dokunulmaz. Hiçbir organı alınmaz. Ama Doğu Türkistan'da Afrika'da da yapıyorlardı. Öyle yapıyorlar ki eve gidiyorlar. Evde kimse yoksa öyle bir video görmüştüm. Üç tane kız çocuğu kesmişler içinden canlı canlı o organları alıp mafya gitmiş. Elbette Allah Teala Azizun Zuntikam'dır. Bunların hesabını dünyada bir kısmını mutlaka bunlara tattıracaktır bu zalimlere. Ahirette de bakiyesi olacak kardeşlerim. Peki Hanbeli mezhebine göre ise vahşi hayvanların derileri tıbalanmış olsa bile yine temiz olmaz. Ama Hanefilere göre mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ileride gelecek neha an cüludi sibai vahşi hayvanların derilerinden nehyetti. Ama İmam-ı Azam Hazretleri bu hadis-i şerifi nasıl anlıyor? Vahşi hayvanların derileri tıbalanmadan yani kurutulmadan, temizlenmeden kullanılmaz. Temizlendikten sonra ayının postunu serseniz, ayının postu üzerinde de tıbalandıysa namaz olur. Koyunun postunda, ineğin postunda da olur. Ayının postunda da tıbalanırsa namaz olur. Sadece ne de olmaz? Domuzun postunda olmaz kardeşlerim. 501. hadis-i şerif وعنه وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت. حازت ميمونة عن رضي الله عنها ميمونة رواية حازت ميمونة دن جليور Ve anhu Hazreti Abdullah ibn Abbas'tan da kale dedi ki: Tusuddika ala tusuddika ala maulati li Meymune. Meymun annemiz Ezvaj Tahirat'tan ona e, onun bir azad ettiği bir kadın var. Köleydi, azad ettiği bir kadın var. Ona birisi sadaka olarak bir şatim, bir koyun veriyor. Fematet, koyun da ölüyor. Femarra biha Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz de uğruyor ona. Fakale helal ahadtum Yani bu koyunu neden atıyorsunuz ki? Onun derisini alsaydınız. Kendiliğinden bir hayvan ölünce meyti olur, yenmez. İnek ölüyor ve boğazlarsanız onu o halde, o zaman eti helal olur. Köylerde olur böyle. Bizde de oldu. Annemin böyle çok sevdiği ee, kadınlar köyde ineklerini yani evlatlarına yakın bir derecede severler. Ee, o inekler Allah'ın izniyle onlara hizmet ediyorlar. O hizmet de Allah Teala'nın katında ibadettir. Hayvana bakmak, onu sevmek. O da imandan gelir, muhabbetten gelir. Kış yaz yaşlı kadınlar hala köylerde. İneklere bakarlar, bakmalı kardeşlerim. Toprak varsa Allah Teala'nın lütfu ihsanı Köyde şimdi şehirlerden süt gidiyor. Köylere süt gidiyor. O toprağın da üzerimizde bir hakkı var. O yemyeşil dağlar, bayırlar, oralarda neden inek bakmıyoruz? Neden? Garip bir haller var. Gelin kaynanaya, kaynana geline nispet ediyor. Sonra o gelin hanım kayınvalide olunca o da aynı yoldan gidiyor. Ee, bir ineğe bakmak aslında köyde zor değil, zor değil. Eskiler nelere bakarlardı? Nelere? Bir kadın 5-10 ineğe yalnız başına bakardı. Üreten bir toplum olmadan ayakta duramayız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmetini üreten bir toplum olmaya davet etti. Üreten, dilenen, isteyen, tüketen bir toplum değil, üreten bir toplum. Ama kapitalizma dengeyi üretme, tüketme üzerine kurmuş. Toplu olarak birileri üretecekler, insanlar tüketecekler, para hep bir yere gidecek. Öyle değil. Sen de üret kardeşim. Yerin var, bağın var, bahçen varsa şehre gidip bodrum katlarda durmak mı o dağ başlarında tertemiz havayı soluklayıp köyde ailenle beraber Allah Teala'ya sana böyle toprak ihsan etti diye hem çalışıp hem dilinle hem çalışmayla orada şükretmek var. <laughs> Cenab-ı Hak bizi yeniden üreten bir toplum haline getirsin inşallah. Teala. E i̇şte bizim böyle bir ineğimiz vardı. Ee, belki de iki tane hatırlıyorum annem bağırdı koştum, ölüyor inek dedi İmam Hatip'e belki gidiyordum öyle bir iki tane ineği yere düşüyorken e, kestik eğer kendiliğinden düşüp ölse o zaman murdar oluyor meyte oluyor bazen bir ot yiyor hayvan bir türlü etkileniyor ondan eğer yetişip de ölmeden nefes alırken keserseniz helal olur. Ama kendiliğinden ölürse o zaman meyti olur yenmez. Bu koyun da kendiliğinden öldü. Meyti oldu. Yani onu atıyorlar derisiyle beraber. Resulullah Aleyhisselam görünce hella ahadtum ihabaha ihab tıbalanmadan önceki deriye deniyordu. Alsaydınız ya onu. فَدَبَغْتُمُوهَا Sonra tıbalasaydınız, temizleseydin etini atın ama bu deri et murdar oldu ama deri murdar olmaz. Onu soyun alın. فَنْتَفَعْتُمْ bihi Ondan istifade ederdiniz, pos yapardınız veya kap yapar içine su koyardınız. فَقَالُوا اِنَّهَا مَيْتَتُنْ O leş oldu, meyte oldu ya Resulallah. فَقَالَ sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki اِنَّمَا Haruma ekluha onu yemek haram oldu. Yani eti haram. Yoksa onun kendisi haram değil buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Eti haram ama derisi haram değil. E, ayının eti haram ama derisini soyup ölünce hayvan alsalar o deriden istifade edebiliyorsunuz. Diğer vahşi hayvanların kaplan vesaire derisinden insanlar istifade edebilirler ama tıbaladıktan sonra yani neha an sibai rivayetini Efendimiz Aleyhisselam vahşi hayvanların derisini kullanmaktan ne yetti? Ne zaman? Tıbalamaktan önce kullanaması. Tıbalayınca o zaman mal olur, kullanılabilir. Kardeşlerim koyun meymune annemizin radıyallahu <laughs> anh'a meymune Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eşi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en son Meymune annemizle evleniyor. Umratul Kadada evleniyor. Yani hicretin 7. yılında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Serif denen bir yer var. Orada Mekke-i Mükerreme'den çıkıyorsunuz. Medine-i Münevvere'ye gelince oralarda bir yer orada yolun üzerinde kabre hemen yolun kenarında etrafında böyle duvarlar var. Meymune annemiz orada sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den Hazreti Meymune 13 tane hadis rivayet ediyor Efendimiz'den çok rivayet ediyor da 13 hadisi sadece İmam Buhari İmam Müslim'de Buhari'de ve Müslim'de Meymune annemizin 13 tane hadisi var başka kitaplarda da var Ummu Fadıl Hazreti Abbas'ın eşi Ummu Fadıl, Meymune annemizin hem anne hem babadan kız kardeşi. Esma binti Umeys var, mücahide bir kadın. Hazreti Cafer'in eşi radıyallahu anh. Onunla Habeşistan'a muhacir oluyor. Sonra Hayber yılı Medine-i Münevvere'ye dönüyor. Hazreti Ömer Efendimiz diyor ki, biz sizden önce muhacir olduk. İşte şu kadar zamandır Medine'deydik ama onlar orada aç kaldılar. Habesistan'da Hz. Cafer'le beraber Esma bint Umeys radıyallahu anhuma İslam'ı orada tebliğ ettiler. Hz. Ömer Efendimiz Hafsa annemizin yanında otururken ses duyuyor. Kim diyor? Esma. Böyle bir ifade kullanıyor. Onlar Resulullah Aleyhisselam'a yakınlıklarıyla iftihar ediyorlar. Sonra Esma Resulullah Aleyhisselam'a gidiyor. Ya Resulallah diyor. Ömer radıyallahu anh böyle dedi. Müslim rivayet ediyor. Efendimiz buyuruyor ki leki hicretan. Allah sana iki hicretin sevabını verecek. Bir Habeşistan'a, bir Medine'ye muhacir oldunuz. Oralarda aç kaldınız. O halde imana, İslam'a büyük hizmetler ettiniz. Meymune annemiz Resulullah Aleyhisselam'la beraber oluyor. Ondan hadisler alıyor. Efendimiz Aleyhisselam'dan aldığı hadisleri önemli bir bölümünü kız kardeşinin oğlu Abdullah bin Abbas, Ummu Fadl'ın oğlu Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma bize rivayet ediyor, o naklediyor. Yani salih bir aile Efendimiz Aleyhisselam Meymune annemizle evleniyor. Adı Berre'ydi. Resulullah aleyhisselam meymune yapıyor. Hazreti Abbas'ın terkiniyle evleniyor. Bununla evlen ya Resulallah diyor. Efendimiz evleniyor tabi. Yaşlı bir kadın o zaman meymune annemiz. Onun vasıtasıyla ailesi imana geliyor. Hidayete eriyorlar. Çok insanlar meymune annemiz vasıtasıyla mümine oluyor. Resulullah aleyhisselamdan sonra rahatsızlanıyor meymune annemiz. Buyuruyor ki, Resulullah Aleyhisselam'la nerede evlendiysem beni oraya götürün diyor. Oraya getiriyorlar. Orada ruhunu Allah Azze ve Celle'ye teslim ediyor. Mekke Medine arasında çıktınız giderken belki 10 kilometre kadar bir yer var. Yolun hemen Medine-i Münevvere'ye giderken sol tarafında Medine'den gelirken sağ tarafında babam anlatmıştı bir rüya gördüm dedi Mekke-i Mükerreme'de. Hatice annemiz biliyorsunuz Cennetül Malada. Resulullah Aleyhisselam Mekke-i Mükerreme'yi fethedince çadırını evlere davet ettiler, gitmedi. Hemen Cennetül Malanın alt tarafında oraya kurdu çadırını. Hazreti Hatice annemize vefa olsun diye toprağın üzerinde onun kabrine yakın olan bir yerde orada Mekke'nin Fatihi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam orada kaldı. Tabi Mekke-i Mükerreme'ye gidince mutlaka Hatice annemizi Cennetül Mala'da ziyaret edin, ediyoruz kardeşlerim. Efendimiz Aleyhisselam ediyorlar. O halde İslam'ın o büyük kadınını kabrinde selamlamak. Bize bir vazife. Rüya gördüm dedi, rüyamda meymune annemiz radıyallahu anha buyurdu ki ben anneniz değil miyim? Hatice'ye gidiyorsunuz, bana neden gelmiyorsunuz? Osmanlı büyüktü. Edebi vardı Osmanlı'nın. Efendim Kehf suresinde var ayet-i kerimede. O ayetten hareketle büyük adamlara, onların kabirlerine onların kabirleri üzerinde kardeşlerim türbe olur türbe olur yani ve kadar ki aferna aleyhim li ya'lemu en vaadallahi hakkun ayet devam ediyor kalellezine galabu ala emrihim lenettehizenne aleyhim mescida yani ashabı kehfin olduğu yere bir mescit yaptılar kabirlerinin üzerine sonra seyekulune selasetun diye ayet devam ediyor eğer bu yanlış olsaydı, o zaman Kur'an-ı Kerim bunu reddedecekti. Reddetmemesi bunun salih, abid, zahid kullar adına meşru olacağını gösterir. Elbette böyle türbeler, kabiller yapmayın. Mesela öldüğümüz zaman, ben talebe kardeşlerime diyorum, dere taşından etrafını dönün, o kadar. Sadece üzerine adım yazılacak, başka hiçbir şey yok öyle. Ama büyük bir zat, allame birisi, ona kabir bu ayete göre yapılır. Türkistan bölgesinde, Buhara'da, Semerkant'ta, Yusuf Hemedani'ler, Türkmenistan'da, o İmam-ı Saraksi'ler, o büyük zatların komünizma döneminde kabir taşları oradaki Müslümanlara mümin olduklarını o taşları hatırlattı. Allah demeyi yasakladılar. Çocukları okullarda, Sovyetler döneminde Allah'ı kelime olarak soruyorlar Azze ve Celle'yi. Eğer çocuk biliyorsa babalarını alıp götürüyor, öldürüyorlar, iman ediyorlar. Böyle zulüm dönemleri vardı. Nasıl ayakta kaldılar? Böyle ayakta kaldılar. Böyle ayakta kaldılar. Osmanlı zamanında Cennetül Baki'de Cennetül Malada fotoğrafları var. Merhum Mehmet Şevket Eygi o fotoğrafları kendi albümünden vermişti. O da bir tarafında beraber olmuştu. Yıllar önce İnkişaf diye bir dergi çıkarıyordu. Sonra diyalog aleyhinde yazılar yazdığımızdan dolayı malum birileri dava açtılar. Derginin yayın hakkını satın aldılar. O zaman dergimizi kapattılar. Kimseye bu meseleyi o gün anlatamazdık. 2004'lü yılları bahsediyorum kardeşlerim. Diyalog İslam'da yoktur diye yazılar yazdığımızdan dolayı. Peki şimdi kardeşlerim orada Osmanlı zamanında kabirler vardı, türbeler vardı ama bu Vehhabiler gelince hepsini yıktılar, dümdüz yaptılar orayı. Gidince bu Hatice anamızın kabri, bu Hazreti Abbas'ın, bu Abdullah İbni Ömer'in, Medine'de, Baki'de şunlar biliyordu. İnsanlar ziyaret ediyordu. Resulullah Aleyhisselam ziyaret etti. Kuntu neheytukum an ziyaretil kubur ela fezuruha fe inneha Efendimiz buyuruyor, ziyaret edin buyuruyor. Yani önceden yasakladı ama sonra emretti, ibret alın buyurdu. Meymune annemizin şimdi etrafında sadece bir duvar var. O kadar bıraktılar. İşte buyurdu ki rüyada ben sizin anneniz değil miyim? Neden beni ziyaret etmiyorsunuz? Kardeşlerim Umre'ye gittiğiniz zaman otobüste gidince durmasalar bile yanından geçeceksiniz. Mutlaka Meymune annemize, o büyük kadına Resulullah Aleyhisselam'la en son evlenen, yaşlıyken evlenen, çok insanın evliliğiyle hidayetine vesile olan Hazreti Abbas'a, Hazreti Abbas'ın oğlu Abdullah'a teyzesi olması hasebiyle Peygamber Aleyhisselam'ın evinden çok şeyler nakleden efendimizin aile fıkhını bize anlatanlardan birisi, en önemlisi, en önemlilerinden biri Meymune annemize Allah Azze ve Celle rahmetiyle muamele eylesin. Ahirette bütün annelerimiz gibi Meymune annemizin de şefaatine bizleri Rabbim nail eylesin. Kardeşlerim 500 hadis-i şerif yine bir başka annemiz Sevde rivayet ediyor. وَعَنْ سَوْدَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ sallallahu aleyhi ve sellem Sevde annemiz Allah Resulü Aleyhisselam'ın eşlerinden kalet matet lena şatun bizim bir koyunumuz vardı diyor öldü fe tabagna meskaha biz onun mesk cilt anlamında derisini tıbaladık thumma mazinna nenbizu fihi hatta sara şennen sonra diyor onun içine nebiz koyardık nebiz suyun içine hurma atılır o halde şıra yapılır. Onu koyardık içine, içerdik diyor ondan. Hatta sağra şennen ta böyle eskiyip çaput olana kadar artık vazife görmeyinceye kadar biz onu kullanırdık. Bu hadis-i şerif de bize yani e, koyun derisinden tıbaladığınız zaman onunla pos yapıp üzerinde namaz kılabileceğiniz gibi onu bir kap haline getirip içine bir takım su, şerbet vesaire de konulup ondan istifade edilir. Resulullah aleyhissalatu Vesselam buna müsaade ediyor ki annemiz, sevda annemiz radıyallahu anh'a o e, koyun derisini bu şekilde kullandıklarını naklediyor. Kardeşlerim, Bab-ı tathir Necasat'ın ikinci faslına geldik. 503. hadis-i şerif. An-Lubabete bintil Harith Hadis-i şerifi Lubabe rivayet ediyor. Lubabe kim? Ummu Fadl. Ummu Fadl kim? Peygamber aleyhisselamın baldızı. Yani biraz önce bahsettiğimiz Meymune annemizin hem anne hem baba kız kardeşi. Hem anne hem baba kız kardeşi. Abdullah bin Abbas'ın teyzesi ee, Ummu Fadl radıyallahu anh. Efendimiz Aleyhisselam'ın amcası Hazreti Abbas'ın da eşi oluyor. An adı Lubabe, an Lubabe bintil Haris kâlet Lubabe radıyallahu anhadan buyurdu ki Kânel Hüseyin bunu Ali'in Ali'nin oğlu Hüseyin radıyallahu an fi hicri Rasulillah Peygamber Aleyhisselam'ın kucağındaydı. Febâle alâ thubihi. Resulullah Aleyhisselam'ın kucağı çocuk dolu onlar da böyle diyorlar ama Resulullah Aleyhisselam nasıl bir merhamet nasıl bir alakayla o çocukları bağrına basıyor onları getirenleri azarlamıyor febale ala thawbihi fekultu ilbe thawben ve dedim ki ya Resulallah ilbe thawban, şu elbise ki yeni bir elbise giy gömlek giy ve a'tini izarak hatta ağsilehu o izarı yani üzerindeki o elbiseyi bana ver ben onu yıkayayım kale inne ma yuselu min bawlil unsa ve yundahu min bawliz zekar efendimiz buyurdu ki kız çocuğu bevledince yıkanır erkek çocuk süt emen yemek yemeyen çocuk bevlederse o zaman onun üzerine su atılır ama demiştik ki nadaha rashe e, sabbe üç fiille sabbahu aleyhi ifadesi de vardı. Dolayısıyla buradaki yundah o da yıkamak anlamında üzerine su dökmek anlamında ama ghasl daha fazla su dökülür. Kız çocuğu bevledince biraz daha fazla dökülür. Çünkü o daha fazla bevleder. Erkek bevl yolu dar olduğundan dolayı damla damla çıkar. Daha az olduğundan Efendimiz Aleyhisselam veyunduhu min bawliz zeker erkek çocuk sütemen çocukta böyle az su dökülür ee, kız çocuk olursa daha fazla su dökülür buyurdu Aleyhisselatu Vesselam. O halde bizim yapmamız gereken her ikisinde de su dökmeli ama bugün sular çok imkan daha kolay yıkamak zor değil. O gün elbiseleri yıkamak zor. Resulullah Aleyhisselam böyle buyurmuştu makinaya atıp temizlemek daha doğru ama yemek yiyen, yemekle beslenen bir çocukla sadece süt emen bir yavrunun bevlinin necaset durumu aynı değil. Biri biraz daha az bevle diyor. Ee, ki Resulullah aleyhisselam bu şekilde yapıyor. Kardeşlerim, lubabe yani Ummu Fadl radıyallahu anha, Mücahide bir kadın Hz. Hatice annemizden sonra Umu Fadıl yani Meymune annemizin anne baba kız kardeşi Resulullah Aleyhisselam'ın baldızı Hatice annemizden sonra Mekke-i Mükerreme'de o iman ediyor Umu Fadıl onun için Abdullah bin Abbas yani onun oğlu radıyallahu anhuma buyururdu ki kuntu ana ve ummi minel mustadafin ben ve annem mustazaflardandık. Ve ma la tuqatilun fi sabilillahi. wal mustadafin min ar-rijal wan nisa' wal wildan alladine yaquluna rabbana o ayet-i kerimede Rabbimizin buyurdu. Size ne oluyor da ve ma la tuqatilun fi sabilillahi. wal mustadafin dedi. Mekke-i Mükerreme'de iman ediyor. Ama Müslümanlar hicret edince onlar geride kalıyorlar eziliyorlar imanlarından dolayı onlara eza ediliyor. Kur'an onlara mustazaf diyor. Abdullah bin Abbas da diyor ki kuntu ene ve ummi minel mustazafin. Ben ve anam o mustazaflardandık. İman etmiştik ama Efendimiz Aleyhisselam Hazreti Abbas'ı Mekke'yi mükerremede bıraktı. Hazreti Abbas da iman ettiğini izhar etmiyor. Mekke'den haberleri peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ulaştırıyor. Hazreti Abbas, Resulullah aleyhisselamın amcası. Bedir ordusunda Abbas da var. Ama müşriklerin safında Hazreti Abbas esir oluyor. İnşallah onunla alakalı bir rivayette onu anlatırız. Oraya fazla girmeyelim. Umu Fadıl onun şecaati, onun cesareti, imana, İslam'a olan hizmetinden birkaç kelam edelim kardeşlerim. Bedir Muharebesi oluyor. Ee, Bedir Muharebesi'ne Ebu Leheb katılmıyor. Haberler sürekli soruyor, alıyor. Kendi yerine başka birisini göndermişti. Haberler geliyor. En son Zemzem kuyusunun yanında bir yerde Hz. Abbas'ın evi var. Fadl eşi de orada, yanında Ebu Rafi adında bir hizmetçileri var. O da iman etmiş. Orada duruyorlar. Ebu Leheb her gelene soruyor. Ebu Sufyan geliyor, ona soruyor. Ebu Sufyan anlatmaya başlıyor. Diyor ki, öyle bir an oldu ki diyor, aslında biz o muharebeyi kazanırdık. Fakat diyor, bir anda gökyüzünden yeryüzüne doğru, beyaz kıyafetli varlıklar geldi. Onlar savaşmaya başladılar. Onlar muharebenin seyrini değiştirdiler. İz testeğîthûne rabbekum festecâbe lekum ennî mumiddukum bi elfi minel melâiketi murdifîn Yani o melekler geliyorlar. Onlar savaşın gidişatına müdahale ediyorlar kardeşlerim Allah Teala bize Enfal suresinde Resulullah Aleyhisselam'ın İz testegithuna rabbekum duasına Cenab-ı Hakk'ın icabeti ve meleklerin gelişini bize 9. ayetten sonra devamında o hadiseleri anlatıyor peki ama melek demiyor Ebu Sufyan o an diyor böyle beyaz insanlar o surette varlıklar geliyordu deyince Ebu Rafi köle orada duruyor hizmetkar diyor ki ee, vallahi el melaiketu tilke vallahi el melaike vallahi onlar meleklerdir deyince Ebu Leheb üzerine yürüyor vurmaya başlıyor Ebu Rafi'ye herkes seyrediyor Ummu Fadıl radıyallahu anha oğlu Abdul, Abdullah bin Abbas demişti ya kuntu ene ve ummi minel mustadafin ben ve anam mustazaflardandık çadır direği buluyor onunla Ebu Leheb'in üzerine yürüyor vurduğu gibi Ebu Leheb'i yere indiriyor Ebu Leheb'i kaldırıyorlar ondan sonra yedi gün yaşıyor Ebu Leheb ondan sonra ölüyor sen bu çocuğu burada yalnız mı buldun? Bu Müslümanı burada sahipsiz mi buldun? Ummu Fadıl radıyallahu anh, Hatice annemizden sonra ikinci Müslüman, ikinci kadın, öyle bir şecaat, öyle bir cesaret var ki erkeklerin yapamadığını yapan bir kadın. Şimdi müminlere, Müslüman kadınlara, dünyanın farklı noktalarında ne zulümler, ne işkenceler yapılıyor. Ama ümmetin erkekleri, başkanları, liderleri, şunlar bunlar, iki milyar Müslüman olarak Ummu Fadıl radıyallahu anha onun yaptığını yapamıyoruz. Bir kadın Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı görünce nasıl bir iman, nasıl bir cesaret, nasıl bir şecaati kuşanıyor. Kardeşlerim, işte onun rivayetini naklettik. an Lubabe. Lubabe bu büyük kadının adı. Lubabe bu büyük kadının adı. Künyesi Ummu Fadl radıyallahu anha. Bu olayın aslında arka planı, bu hadisin arka planı şu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hem baldızı hem amcasının hanımı. Resulullah Aleyhisselam zaman zaman amcası Abbas'ın evine gider yine bir defasında evine gidiyor. Ummu Fadl radıyallahu anh'a annemiz diyorlar ki Ya Resulallah bir rüya gördüm. Siz evimde bir parçanız vardı. Evimde Ya Resulallah. Bedeninizden bir parça vardı. Korkuyla bu rüyayı anlatınca Efendimiz aleyhisselam buyurdu ki kızım, kerimem, Fatıma onun bir evladı olacak sen oğlun Kusem'le beraber kızım Fatıma'nın yavrusunu emzirecek onun süt annesi olacaksın. Bu rüya onu gösterir der. Fatıma annemiz Hüseyin Efendimiz'i dünyaya getirir. Evde değirmen taşı çeviriyor, un yapıyor, uzaktan su getiriyor. Çocukları Hasan Hüseyin bakmakta zorlanırdı. Babasına gelmişti baba demişti duydum ki hizmetçiler var bir tane de kızına versen Resulullah Aleyhisselam Laka سَبَقَكِ اَيْتَامُ Bedrin Bedir'in yetimleri var onlar kimsesiz onlara verdim dedi devlet başkanıydı kızı ellerini gösterdi değirmen taşı çevirmekten ellerim yarıldı su taşıyorum uzaktan omuzlarıma odun koyuyor karşılıklı kovaları asıp getiriyorum omuzlarımda yaralar var baba dedi. Efendimiz Aleyhisselam yetim çocuklara gönderdi hizmetçileri. Kızının evine göndermedi. Ama bir rüya var. Ummu Fadıl radıyallahu anha o böyle bir rüya görmüştü. Efendimiz Aleyhisselam kızımın oğlunu Fatıma'nın oğlu Hüseyin'i emzireceksin buyurdu. Ona süt annesi olacak. Kızıma yardımcı olacaksın. Ummu Fadıl radıyallahu anh çok hizmetlerinin yanında bunu da yaptı. İşte o çocuğu Resulullah'a getirdi aleyhisselam. Buyuruyor ya Kânel Hüseyin ibnu Ali'in fi hicr-i Resulillah süt annesiydi. Efendimiz aleyhisselama getirdi. Resulullah aleyhisselamın kucağına devletti Hüseyin. O da dedi ki çıkar elbiseyi yıkayayım. Yok buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem üzerine su dökersek bu yeterli olur. Allah Teala o büyük kadınlar gibi İslam kızlarına, İslam'ın kızlarına onların ufkunda istikametler ihsan eylesin. Yıldız onlar. Hani diyorlar ya yıldız falan, yıldız şu, yıldız bu, yıldızlar diyorlar. Yani ünlülere öyle diyorlar. İslam'ın kızı, senin yıldızın Mekke'de. Ebu Leheb'in karşısında Ebu Rafi müdafaa etmek için yalnız başına dikilen Ummu Fadıl senin yıldızın o senin yıldızın Hazreti Meymune onlar gibi Allah Teala ümmetin kızlarını imana, İslam'a hizmetle şeref beylesin. Kardeşlerim 504. hadis-i şerif ve fi rivayetin li Ebi Davud ve Nesai an Ebi Semhi kâle min bevlil cariyeti ve yurashu min bevlil gulami. İşte Ebu Semh kimdi? Resulullah Aleyhisselam'ın hizmetinde olan bir sahabi. O da rivayet ediyor. Kız çocuğu bevledince o zaman çok yıkanır. وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ Erkek çocuğu elbiseye küçük süt emen, süt emen, sadece sütle beslenen, anne sütüyle beslenen çocuk evlettiği zaman hafif bir şekilde yıkanır. Buradaki yora şuyu e, Hanefiler yıkama anlamında diğer hadislerden dolayı aldılar. 505. rivayet Van Ebi Hurayra radıyallahu anh kal قال رسول الله aleyhi ve sellem وسلم اذا وطئ alihi al الاذى Fe inna turabe lehu tahurun Ebu Hureyre rivayet ediyor. Buyurdu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Idha wati ahadukum bi alayhi al sizden biri yürüyor. Yürürken yolda necaseti ayağıyla basmış olsa fe inna turabe lehu tahurun. Toprak onu temizler toprak onun için temizleyicidir. Yani Hanefi mezhebine göre kardeşlerim, İmam-ı Azam Hazretlerine göre eğer o necasetin bir cirmi varsa yani katı bir necasetse, mesela ineğin dışkısı kuruduysa o ayakkabınızı toprağa sürerek temizleyebilirsiniz. Toprak temizleyici olur. O halde diyelim ki açık alanda bir yerde cenaze namazı kılıyorsunuz. Ayakkabınıza necaset bulaştı katı kurudu köyde ahırdan çıktı adam gitti cenazeye toprağa sürerek o temizlenir ama yaşsa mutlaka yıkamak lazım yani bu hadis-i şerifi böyle anlıyoruz evet toprak temizleyicidir ama necaset kuru olursa o zaman temizleyici olur Yağım Şafi'ye göre de kuruysa toprakla temizlenir, yok öyle değilse e, yıkanır. Mesela idrar, ineğin idrarı oraya e, adam ahırdan çıktı, ayakkabısına damladı ise o zaman da mutlaka yıkayacak toprağı sürerek o idrar temizlenmez kardeşler. 506. hadis-i şerif ve an ummi selamete radıyallahu anha kâlet leha imra'atun kâlet leha imra'atun Um Seleme radıyallahu anha annemizden. Kâlet leha imra'atun inni utilu zeyli wa amshi fi'l mekani'l Bir kadın ona diyor ki benim uzun bir dış kıyafetim, çarşafım, eteğim vesairem var. inni utilu zeyli <laughs> elbiseyimi, eteğimi işte çarşaf neyse alt tarafını uzatıyorum böyle dibe kadar ayağım görünmesin diye. O en fil mekanil kadir fakat böyle necaset olan yerden gidip geliyoruz. Ee, böyle bir yolda yürümek zorundayım. Ee, soruyor ona bir kadın. Böyle diyor. Kalet kale Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ummu Seleme buyuruyor ki Resulullah Aleyhisselam şöyle bildirdi, duyurdu. Yutahhiruhu Ma o kadının elbisesini temizler yutahiruhu ma sonraki yol yani diyelim ki burada bir noktada kadının eteğinin alt tarafına eğer katı bir necaset ineğin pisliği sürüldü sonra kurudu orada kaldıysa o kadın yol toprak bir yerde çalıştı yürüdü devam ettiyse toprak onu temizler. Yok eğer elbisede o necaset görünüyor, idrardır, şudur budur vesaire, ineğin idrarıdır, işte ineğin pisliğidir, orada görünüyorsa, yazsa o zaman mutlaka temizlemek gerekir. Tabi insanlar zor bir coğrafyada o gün yaşıyorlardı. Su çok azdı. Kadınlar hem deve ahırlarında, koyun ahırlarında oralarda çalışıyorlar, namaz kılıyorlar, o ara su uzaklarda gidip alıp getirecekler. İslamiyet kolaylık dini kardeşlerim. Resulullah Aleyhisselam onlara böyle kolaylaştırdı. Şehirdeki bir kadın için bu problem değil. Ama köylerde, öyle zor şartlarda, kış gününde ahırına gidiyor. 5-10 bağ, 5-10 baş ineği olan bir kadın var yağmur var, kar var, inek oralara pislemiş, toprağa karışmış. O halde kadınlar nasıl namaz kılacaklar? Peygamber Aleyhissalatu vesselam 2 milyar Müslümanın peygamberi. Onun sünnetinde her durumda, her şartta yaşayacak insanlar için kolaylıklar var. E bugün için elbette bu durumlarda kıyafetleri temizlemek lazım. Ama zor şartlar olursa Resulullah Aleyhisselam kurudu. Orada kaldıysa ineğin dışkısı eğer toprakta yürüye yürüye onu toprak yere sürülen bölümü tabi uzun kadın öyle diyor uzun giyiyorum temizler buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem kardeşlerim 507. hadis-i şerif ve anil miqdam ibni ma'di kerib kâle neha Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem an lubsi culûdi sibâ'i ve rükûbi aleyhâ Miktab, Mikdam bin Ma'di Kerib rivayet ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vahşi hayvanların derilerinden elbiseler giymeyi yasakladı. Varruku bi aleyha yani onlara binmeyi derken onları üzerine oturmayı da yasakladı. Neden? Tıbalanmadan önce, Hanefiler böyle anlıyor, yani böyle kurutmadan, temizlemeden önce onları kullanmayı yasakladı. Veya Hanefiler de burada eğer vahşi hayvanların derileri ise onların elbiseleri, aslan, kaplan elbiselerini insanlar gurur, kibir izhar etmek için giyerler. Onun için Hanefilerden de mekruhtur diyen var. Ya yani böyle vahşi hayvanların derilerini giymemek daha doğru olur. Kerahatten uzak durmak için insana onlar gurur kibir verir diyor. Ama tıba Hanefi mezhebine göre kullanılabilir, haram olmaz. Wan <laughs> Ebi Maliibni Usama an abiye anen Nabi sallallahu aleyhi ve sellem neha an culudis sibai inefen muzalessalam ve asha hayvanların derisini kullanmayı nehyetti bunu nasıl anlıyorduk hanefiler şöyle anlıyorlardı kardeşlerim tıbalanmadan önce temizlendi tıbaalandı kullanılabilir ama gurur kibir verdiğinden dolayı yine hanefiler mekruh olarak gören hanefi imamları var 509. rivayet Ve an ebil melih ennehu kerihe ennehu enne rasul sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kerihe semene sibai Resulullah aleyhisselam vahşi hayvanların derilerinin ticaretinden kazanılan parayı yasaklamıyor da kerih görüyor. Aslan, kaplan, işte tilki, kurt vesaire bunların deri ticaretini Peygamber aleyhisselam mekruh görüyor ama Hanefiler bunu ne zaman mekruhtur diyorlar? Tıbağlanmadan önce, temizlenmeden önce satılırsa. Demek ki yani Hanefi fukasından temizlendi, tıbağlandı. Vahşi hayvanların derileri de satılabilir, onlardan istifade edebilir insanlar. 510. Hadis-i Şerif و انا عبد الله بن عكيم قال عبد الله بن عكيم قال رضي الله عنه اتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تنتفعوا من الميته باهاب ولا عصب diyor ki efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve bize talimatı geldi ölü hayvanların derilerinden ve sinirlerinden istifade etmeyin yani Meyte kendiliğinden ölen bir hayvanın bir Ehabin diyor ama burada ihab bağlanmadan önceki deriye temizlenmeyen deri ihab diyorduk ee, Efendim temizlendiği zaman temiz oluyordu Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselam mektubunu nasıl anlayacağız Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine uzakta olanlara yazıyor gönderiyor diyor ki tıbalanmadan bir e, deriden istifade etmeyin. O zaman tıbalanınca istifade edilir. Yani kendiliğinden ölen bir hayvanın derisini tıbalamadan kullanmayın. Bir de sinirlerini hayvanın e, kendiliğinden öldüyse yemeyin ama boğazlanıp öldüyse o zaman onun sinirinden istifade edilir. 511. hadis-i şerif. Ve an Aişe radıyallahu anha Ayşe annemiz rivayet ediyor. Enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem emra en yustemtea bi culudil meyteti iza dubiret. Gördüğünüz gibi rivayetleri bir anlayacağız. Tamam. Yani rivayetleri bir anlayacağız. Onun için mutlaka bir kardeşimiz bir mezhebe uyacak. Şimdi bir hadisi bir yerden alıyor ama birinde diyor ki kullanılmaz meytenin Ölü kendiliğinden ölen bir hayvanın derisi kullanılmaz. Abdullah bin Ükeym rivayeti öyleydi. Ella minel meyteti bi ihabin şeklindeydi. Ama bu hadis-i şerifte efendimiz Aleyhisselam ama ra'a yustamta bi meyte. Yani kendiliğinden ölen hayvanların derisinden istifade edilmesini emretti. Ama ne zaman? iza <laughs> dubigat bağlandığında güneşle kurutularak tuzla temizlendiyse o zaman istifade edilir buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem emretti yani kardeşlerim hadisleri bir beraber anlıyoruz beraber anlayarak e, peki avamdan birinin bunu yapma imkanı yok çoğu hoca bile yapamaz yani yüzde %99'u yapamaz alim olanlar hadis kitaplarını okuyanlar fıkıhı çok iyi bilenler usulü çok iyi bilenler onlar yapabilirler. Ee, ama onlar da delilde yine bir müştehidi taklit ederler. Dolayısıyla biz bu hadis-i şerifleri ya Hanefi ise İmam-ı Azam Hazretleri'nin iştahatlarına göre Şafi ise Şafi mezhebinin Maliki Hanbeli hangi mezheptense hadis-i şeriflerle fıkıh arasındaki münasebeti o bağlamda kurar. 512. hadis-i şerif Yine Meymune annemiz rivayet ediyor. Ezvacı Tahirat'tan Efendimiz Aleyhisselam en son evlendiği eşi Meymune <laughs> radıyallahu anha kalet Merra alen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem ricalun min Kureyşin yecurrune şâten lehum mithel Efendimiz Aleyhisselam'a diyor adamlar Kureyş'ten uğradılar yecurrune şaten lehum kendilerinin bir koyunu vardı, onu çekiyorlardı. Misl-el himar, Böyle eşeği nasıl çekerlerse yerde sürerek çekiyorlardı. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ aleyhi صَلَّى اللّٰهِ وَسَلَّمَ لَوْ اَخَذْتُمْ Bu koyunun buyurdu ki, derisini soyup alsaydınız ya قَالُوا اِنَّهَا مَيْتَتُونَ O öldü, kendiliğinden öldü, eti haram, derisi de haram, öyle zannediyorlar. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهِ yutahiruha elma vel karadu Efendimiz Aleyhisselam o deriyi buyurdu su ve karaz denen bir akasya ağacının bir türü o temizler yani bunu tıbağlayarak temizleyin temizlediğiniz zaman evet eti haram kullanılmaz ama derisinden istifade edersiniz buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem 513. rivayet ve seleme Ayşe an kâle inna Rasûlallah sallallahu aleyhi ve sellem câe fî gazveti tebûk ala beytin Efendimiz aleyhissalâtu vesselâm e, bu Tebuk muharebesi sırasında e, bir eve uğruyor Aleyhisselatu vesselâm eve geliyor fe izâ kirbetun muallakatun duvarda asılı bir kırba su kırbası var Fesel el ma su istediler. Fakalu ya Resulullah inne ha meytetun. Yani onu bir kendiliğinden ölen hayvanın derisinden yaptık o kırbayı. İçinde su var ama böyle bir hayvandan yapıldı. Fakale dibaguha tahuruha. Onu tıbaladınız ya. Tıbalamak onu temizlemek demektir. O halde o suyu bana verin. Onunla abdest alayım buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşlerim inşallah iki ders yapıyoruz. Bu dersi de bitiriyoruz. Şöyle biraz geriye yaslanın. Bir çay için, bir su için oruçlu olanlar efendim iftarın ecrini, sevabını beklesinler. Ee, bu bapta ee, size 6-7 tane daha 6 tane daha hadis-i şerif var onları okuyup bu, bu babın son faslında inşallah dersimizi bitirmiş olacağız kardeşlerim 514. hadis-i şerif Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den an imra'atin min beni abdil eşhel Abdü'l Eşhel'den bir kadın, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ediyor. Kâlet, Kultu ya Resulallah, inne lena tarikan ilel mescid. Bizim mescide giden bir yolumuz var ya Resulallah. Muntineten, tarikan muntinet, tarik kelimesi, sebil kelimesi, hem müzekker hem mühendis olur. Tarikan muntineten, yani böyle içinde necaset olan, bir yol var ya Resulallah. Mescide böyle bir yolumuz gidiyor. فَكَيْفَ nefalu اِذَا مُطِرْنَا Yağmur yağdığı zaman ne yapalım? Fakale اَلَيْسَ بَعْدَهَا طَر۪يكٌ هِيَ اَطْ Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki اَلَيْسَ <laughs> بَعْدَهَا Yani o yoldan sonra طَر۪يكٌ هِيَ اَطْ Hani bir yolda yürüyor. Orada bir alan var ki orada böyle artık bir evden, bir ahırdan, bir necaset akıyor. Kadın oradan geçiyor. O halde Peygamber aleyhisselam mesiline geliyor. Efendimiz buyuruyor ki ondan sonra o kadının yürüme mesafesi ey kadın yürüme mesafem var mı? diye soruyor. Eleyse ba'deha tarikun hi diye daha temiz bir yol. Yani ne söyleyecek? Yeni yolda o toprağa uzun olan elbise sürülünce o toprak mescide gelen kadını temizliyor. E peki kadın eve gitse, belki bir tane elbisesi var, onu yıkasa, Efendimiz Aleyhisselam'ın mescide sohbetini dinlemeye gelemeyecek. O halde İslamiyet, o kadının o günkü şartlarda hayatını kolaylaştıracak. bela kadın Efendimiz Aleyhisselam'a var, Ya Resulallah, ondan sonrası temiz. Yani kuma sürüle sürüle, o halde geliyorum. Kale İşte o nerede elbise bulaştıysa sonrası temiz ya mescide kadar yürüyerek geldiğin yol işte o yol önceki e, yolda pislenen o elbiseni temizler buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. O günün şartlarında kardeşlerim Evet, evde çamaşır makinesi yok, su da yok. Ta nereye gidecek? Su alacak, gelecek, elbiseyi temizleyecek. E, ee, Resulullah Aleyhisselam'ın sohbetine gidemeyecek. Peki bu hadis-i şeriften başka ne anlıyoruz kardeşlerim? Kadınlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidine giderlerdi. Başta namaz kılmaya da giderlerdi. Arka tarafta kılarlardı. Ama sonraları Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem la temna'u nisa'ekum el mesacide fakat ve buyutuhunne hayrullahunne la temna'u nisa'ekum el mesacide Mescidlerde namaz kılmalarını engel olmayın ama ve buyutuhunne hayrullahunne Evleri onlar için daha hayırlıdır. Evlerinde kılsınlar. Evlerinde kılsınlar buyurdu. Yine Ummu Humeyt rivayeti var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona buyuruyor ki e sen benimle mescidimde namaz kılmayı çok arzuluyorsun lakin inne salateki fi beytiki efvalu min salatiki mai. yani senin evinde kılmış olduğun namaz benimle Ravza'da kıldığın namazdan evde kıldığın namaz benimle kıldığı namazdan daha hafta. Resulullah Aleyhisselam arkasında kılıyor ama ona buyuruyor ki inne salat inne inne salateki inne salateki fi beytiki afdalu min salatiki ma'i benimle olan namazından afdalu min salatiki ma'i benimle olan namazından daha afdaldır buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem ee, yine bununla alakalı çok hadisler var kardeşlerim. Yani başta kılıyorlardı ama sonra yine kılanlar arkada oldu tabii olabilir. Müslüman kadınlar camide namaz kılarlar mı? Elbette kılarlar. Şehre çıktığı zaman kadın köye dönecek, pazara gitti, camilerde yerler var, oralara gider. Namaz vakti vaktiyse kadınlara ait olan yerlerde uyarlar. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Müslüman kadınlara evlerinin daha hayırlı olduğunu söylüyor. Ve bu yutuhun ne? Hayrul ne? Ummu Humeyde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evinin daha hayırlı olduğunu söyledi. Kardeşlerim yani birileri böyle kadınlar camiye gelsinler, kılsınlar. Ya kimse kadınların camiye gelmeleri yasaktır demiyor ki. Zaten kadınlar kendilerine ait olan yerlerde Namaz kılıyorlar. Ama fukahamız neden beş vakit namaza gitmelerini mekruh kabul etti? Niçin? Bunun sosyolojik arka planı var kardeşlerim. Öyle köyler var ki, bir tane cemaat var. 20 yaşında imam, namaz kıldırıyor. Kimse gitmiyor. Öyle camiler de var. Öyle camiler var. Ben bu salonda, aşağı yukarı 20 binden fazla imam kardeşimle burada ders yaptım. Eğitim merkezi müdürüydüm. Bu salonda fıkıh dersleri yapardık. Çok vaiz kardeşimle burada dersler yaptık. Elhamdülillah. Bu salonda yaptık o dersleri. Burası arkaya doğru böyle bir salon kardeşlerim. Çok alim ulema elhamdülillah. Burada konuştular. Buranın ayrı bir yeri var. Allah Teala bu binayı yapıp da ahirete irtihal edenlerin kabirlerini nur ile doldursun. Hayatta olanlara sıhhat, selamet, ihsan eylesin kardeşlerim. Peki şimdi sorardım imam kardeşlerime. Diyor ki hiç cemaatim yok. Peki o köye bir tane 18 yaşında kız her sabah camiye gitse. Hani Gitsin bütün kadınlar camiye de böyle zorluyor ya birileri. E gitsin ne olur? Köyde biri dedikodu yapsa, bir şeyler dese, camiden sabah yalnız başına o kızla imam çıkacak, öyle kılıyor da. Yani hangi camiye gidecek, nasıl gidecek kardeşim? Fakih o fetva verecek. Yani herkes fetva verirse, o zaman kardeşim herkes işini yapacak. Din ortada kalmaz. Yani kadın camiye hangi durumda nasıl gider bunun şartlarını bu fukaha kadın düşmanı değil ya. Yani bunlar bir kadından doğdular. Kadın kızları var. E bir kadınla evlendiler. Yani nasıl bunlar böyle düşünebiliyor düşünülebiliyor? E, efendim Niçin Hanefi fukası mekruh dedi? Kim bilir neler yaşanıldı, neler konuşuldu, sonrasında böyle dediler, böyle dediler. Anlatayım bunu size. Babam anlatmıştı. Of'a gidiyoruz dedi. O zaman kamyon kasalarına biner öyle giderdik. 1950'li yıllar. Üç günde giderdi Samsun'dan Of'a bir kamyon öyle arkasında bir han da geceledik dedi büyük bir han kadınlar bir tarafta yattı erkekler bir tarafta sonra abdest alındı hanın büyük bir sobası var orada abdestten sonra ısınıyor millet ama büyük bir soba böyle kadınlar bir tarafta erkekler bir tarafta yaşlı bir dede yaşlı bir neneye işittiriyor tariz yoluyla. Ya işte hanım öldü ama kadınsız bir evde durulmuyor, yaşanmıyor. Oradaki bir nene anladı ki ona tarizde bulunuyor. Yani bir kadın arıyor, evlenecek. Tabi orada tam ifadeyi ben söylemeyeyim de kadın bastonu kaldırdı, adamın üzerine yürüdü. Yaşlı. Ama Osmanlı kadını o kadınlar. Osmanlı kadını adamın üzerine yürüdü. Sen bana mı işittiriyorsun diyerek üzerine yürüdü. Şimdi e, abdest alılar bir tarafta kadın bir tarafta erkek handa başka soba yok. Camilerde bunlar yaşanmış olmalı ki fukahamız mekruhtur dedi. Kadınlar evlerinde kılsın. Ama şehre gittiler ayrı yerler var. Orada kardeşim zaten giden kılıyor. teravihte sohbete geliyor. Dinliyor. Hanefi fukası kadın düşmanı değildir kardeşim. Yani o cami e, herkesin zihninde saygınlığını, mahremiyetini korusun. Camiler doldurabiliyor muyuz? E doldur. Öyle camiler var ki bir tane cemaat var. Ne olacak? Nasıl olacak? O imam kardeşimin başına, bir olay gelse, bir söz çıksa, oradaki hanım kardeşimiz ona birileri iftira etse ne olacak? Nasıl olacak? Efendim fukaha bunun için fetva verdi. Zaten kimse kadınların camiye girmelerini de yasaklamıyor. Gidiyorlar ama beş vakit camiye giderse farklı camiler, farklı haller, farklı durumlar var. Bunu dikkate alma mecburiyetimiz var kardeşlerim. Dolayısıyla ilmihal seviyesinde İslam'ı bilenler fetva verirlerse o zaman orada Ebu Hanifelerin iştahatlarının bir kıymeti kalmaz kardeşlerim. 515. hadis-i şerif an عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ kal قَالُ كُنَّا نُصَلِّ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَلَا نَتَوَضَّهُ مِنَ الْمَوْطِئِ biz diyor peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'la birlikte namaz kılardık. ama wala nusalli ve la netevaddu min al böyle bir yerde e, temiz olmayan bir yerden geçtiysek e, ondan dolayı wala <laughs> netevaddu abdest almazdık. Yani namaz kılardık. Şöyle anlayanlar var bunu kardeşlerim. Ee, sadece ayaklarımızı yıkamazdık. Oradan dolayı ayaklarımızı sadece oradan dolayı yıkardık diye bu şekilde anlayanlar da var. Necaset yerinden geçer, sonra ayaklarımızı yıkardık. Veya وَلَا نَتَوَضَّعُ مِنَ الْمَوْتِعِ Efendimiz de namaz kılar, bir yerden geçerken orada eğer necaset var, geçtiysek oradan hani abdestimiz bozuldu kabul edip bir daha abdest almazdık veya velanete vadu burada eee vudu kelimesi lugat anlamında kullanılıyor. E, ayaklarımızı sadece bunun için bir daha yıkamazdık buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Van İbn Umar radıyallahu anhuma kâle kânet kile bu tukbilu ve tudbiru fil mescid fi zamanı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem felem yekunu yarushu ne şey'en min zalik ee, Abdullah ibn Ömer diyor ki efendimiz aleyhisselam zamanında köpekler mescid böyle e, girer çıkardı diyor. Köpekler Mescid-i Nebevi'ye girer çıkarlardı efendimiz zamanında biz diyor o köpeklerin e, girip çıktığı yerlerde eğer bir şeyler varsa ee, yani min zâlik aslında min ejil baul demek ee, ondan kinaye zalik fakat baul burada açık değil biz o köpekler oraya girdi diye oraya su dökmezdik yani Allah alem bu hadisi şöyle anlayabiliriz böyle anlamaya da mani değil köpekler peygamber aleyhisselamın mescidine girdiler eğer orada bevletmediler dışkı vesaire yoksa bundan dolayı mesidi temizlemezdik diyor. Yani köpek bir yere girince pis olmaz, bevledince o zaman temizlemek lazım. Böyle anlamak lazım hadis-i şerifi ama farklı anlayanlar da var. 517. hadis-i şerif Anil Bara bin Azib bin radıyallahu an kal kalı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la ba'se bi bawli ma yu'kalu lahmuhu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki eti yenen hayvanın idrarında bir beyis yok. Yani bu kardeşlerim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem istenzihu minel bevli buyuruyor. İdrardan uzak durun. Efendimiz aleyhisselam bunu önceden söyledi. Bir beyis yok. Ya da ineğin idrarı, ineğin dışkısı gibi neciz değildir. Ama burada esas almamız gereken hadis nedir? Resulullah Aleyhisselam daha sonra buyuruyor ki: İstenzihu minel bevli her şekliyle idrardan uzak durun. O zaman insan idrarı, hayvan idrarı hepsinden uzak durmak gerekir. Hepsini temizlemek gerekir. Ama ineğin idrarı necaset-i galize değildir. Dışkısı gibi değildir. Ve fî rivayeti câbirin Cabir'in rivayeti radıyallahu anh kâle ma ukile lahmuhu felâ be'se bi Efendimiz aleyhisselam buyuruyor ki eti yenen hayvanın idrarında bir beis yoktur. Bu hadis-i şerif Oraniyun hadisiyle beraber ele alındığı zaman işte devenin idrarıyla alakalı olan rivayette beraber alındığında yani bu eti, sütü yenen hayvanın idrarı, diğer idrarlar gibi değil, insan idrarı gibi değildir. Ee, onlar gibi necis değildir ama necistir. Netice itibariyle en son tahlilde Efendimiz Aleyhisselam buyurdular ki اِسْتَنْزِهُ مِنَ الْبَوْلِ Bevlin her türünden uzak durun el kelimesi oradaki el istigrak ifade eder. Dolayısıyla bevl Burada müfrettir ama istirrak için el olunca her türlü bevilden, idrardan uzak durun. İster insan, ister hayvan, ister eti sütü yenen hayvanın bevli olsun, ondan uzak durun. Ama Efendimiz Aleyhisselam başta neden eti yenen hayvanın idrarında bir beyis yok dedi? Çünkü onlar deve vesaireyle iç içe yaşıyorlardı onların içinde ahırlarında yatıyorlar kalıyorlardı. Yani bir anda o alışkanlığı değiştirmek mümkün değil. Tedricen aşama aşama efendimiz Aleyhisselam yeni bir dünya kurdu. İşte son olarak buyurdular ki istenzihu minel bauli idrardan bütünüyle uzak durun. Kardeşlerim babul meshi alel huffeyn e, mesler üzerine mes yapmak, o bölüme geldik. Sonra teyemmüm var, e, sonrası var. İnşallah namaza geliyoruz. Ama Efendimiz Aleyhisselam'ın temizlikle alakalı hadis-i şeriflerini okurken, sahabeden, hayattan, çocuk talim, terbiyesine dair çok şeyleri Resulullah Aleyhisselam'ın hadis-i şeriflerinden öğrenmiş oluyoruz. Allah Azze ve Celle sözlerimizle, ifadelerimizle amel etmeyi önce kendi nefsinde, daha sonra sizler üzerine tesirini halk eylesin.